Sayın seyirciler, yine dop dolu bir Post'un Sesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Post gazetesi Avrupa'da 500 bin tirajıyla Avrupalı Türklerin gücü olmaya devam ederken, Post'un Sesi programı ise gündem belirlemeye devam ediyor. Sayın seyirciler, yardıma muhtaç insanlara yönelik çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Aktif Jugend Derneği, bu kez Kenya'da su ihtiyacı için önemli bir organizasyona daha imza attı. Detayı haberimizde. Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ludwigshafen şehrinde 2005 yılında bir grup yardımsever Müslüman tarafından kurulan ve dünyada yardıma muhtaç insanlara yönelik çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Aktif Jugend Derneği, Kenya'da su ihtiyacı için başlattığı kampanyayla topladığı yardımlarla satın alınan bir adet kepçe makinesini bu ülkeye gönderdi. Zeppelin marka TMH40 model olan ve 11.500 euroya satın alınan kepçe, Belçika'nın Antwerpen limanından Afrika'nın Kenya ülkesinin Mombasa limanına gönderilmek üzere geçtiğimiz gün Ludwigshafen'dan yola çıktı. Post'un Sesi mikrofonlarına bir açıklamada bulunan Aktif Jugend proje sorumlusu Mehmet Ali Bağcı, derneğin kurulduğundan beri yaklaşık 3,5 yıl boyunca Kenya ve Somali bölgesinde hayalini kurdukları insanların su ihtiyacı için gerekli çalışmalar yaptıklarına dikkat çekti. Evet, su için 3,5 yıldan beri hayalimizi kurduğumuz ve insanların sadece bir gün, iki gün içeceği suyu değil, daimi olarak suyu kullanabileceği bir sistemi geliştirmek istiyorduk. Ve bu sistem ancak sontaj veyahut da yağmur sularının biriktirme usulüyle olabilecekti. Sontaj şu anda bizim bütçemizin kaldıracağı bir sistem olmadığını gördük. Çünkü en azından 100 veyahut da 150 bin euroya ihtiyacımız vardı. Bunun yerine yağmur sularının, yani senede iki sefer yağdığı için yeterince yağmur yağıyor. Fakat onları biriktirmek için yerlerin az olduğu veyahut da derin olmadığı, bunu inşallah aldığımız kepçeyle gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu almak için yani sponsorlara ihtiyaç hissetmeden, yani yaptığımız 4 veyahut da 5 kermeste topladığımız miktarı bu şekilde değerlendirmiş olduk. İnşallah bu ilk adımımız oldu. 5000 euro nakliyat masrafıyla kepçenin ilk olarak buradan Belçika'nın Antwerpen limanına gideceğini, oradan gemi aracılığıyla da Kenya'nın Mombasa limanına ulaşacağını da kaydeden Bağcı, bu yolculuğun yaklaşık 1 ila 1,5 ay sürmesinin tahmin edildiğini açıkladı. İnşallah buradan gideceğimiz bir ekiple hem onlara kepçe sürmesini öğreteceğiz, hem de kendimiz bizzat işi başlatacağız. Evet, peki nasıl gerçekleşecek bu olay? Bu olay tespit edilen bölgeler, yani zaten tespit edildi. Yani oralarda hatta bu yıl kuraklıkların olduğu, yağmur sularının fazla birikmediği veyahut da yağmur sularının yeterince birikeceği yerlerin olmadığı için insanlar büyük bir sıkıntı içerisine düşmüşlerdi. İnşallah oralarda hem köylülerle anlaşıp hem de su çalışmalarına başlatacağız, yani o kazılara başlayacağız. Biraz çok güzel. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Yine Avrupa'daki insanımızın sesi olmaya çalıştık. Bizlerle teklif ve görüşlerinizi paylaşmak isterseniz ekranda görmüş olduğunuz e-posta ve telefon numaralarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca kaçırmış olduğunuz ya da izleyemediğiniz programları www.postunsesi.de adresinden de izleyebilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın, posta kalın.